Arkadaşlar merhaba, ben Gardiyan Kurt. Bugün sizlerle Amerika'da kürtajın kaldırılmasını konuşacağız. İlk defa bir konuda ABD, Türkiye'den daha muhafazakar bir tutum sergiledi. Hazırsanız başlayalım. Amerikan Yüksek Mahkemesi 1973'te kürtajı anayasal hak haline getiren kararın, iptaline hükmetti kararın duyurulmasından sonra ülke genelinde toplu protestolar patlak verdi. Amerikan Başkanı Joe Biden, bu ülkede artık kadınların sağlığı ve yaşamları tehlikededir diyerek kararı eleştirdi. Amerika'da yer yerinden oynadı. Yüksek Mahkeme, ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs. Wade kararını iptal etti ve kürtaj hakkını eyaletlerin kendi kararına bıraktı. Yani muhafazakarların çoğunlukta olduğu eyaletler kürtajı yasaklayabilirken demokratların üstünlük sağladığı eyaletlerde kürtaj serbest kalacak. Peki nasıl oldu da başkanı demokrat olan bir Amerika'dan böyle bir karar çıktı? Çünkü Yüksek Mahkeme Beyaz Saray'dan bağımsızdır ve mahkemedeki çoğunluk muhafazakar cumhuriyetçilerin elindedir. ABD'nin başkanı ve baş yargıcı tarafından atanan bu 8 yargıç, Senato'dan da geçer oy aldığında ömür boyu sürecek göreve başlar. Evet, yanlış duymadınız, ömür boyu. Başkan Joe Biden ve kadınlar bu karara çok sert tepki verdi. Ülkenin her yerinde sokağa döküldü insanlar. Size de videonun başında söylemiştim. Resmen Amerika'da yer yerinden oynadı. Bence kürtaj önemli bir haktır. Yasaklanmasını sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bir insanı hasta veya sakat olacağını bile bile dünyaya getirmek hem devlet için külfettir hem de doğan çocuk için zulümdür. Ayrıyeten neden sevemeyeceğin, maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağın bir çocuğu doğurursun ki? Yetimhaneye vermek için mi yoksa sokaklarda dilendirmek için mi? Zaman ilerledikçe bu çocuklar suça bulaşıyor ve milletin başına bela oluyor. Olası bir tecavüz ya da ensest durumunda çocuğun doğması külliyen zarardır. Geçen gün bir arkadaşımla bu konuyu konuşurken aklımıza bir ihtimal geldi. Bir sonraki seçimlerde Cumhuriyetçi Trump kürtajı geri getirme vaadiyle demokratların oyunu ciddi ölçüde azaltabilir ve tekrardan başkan olabilir. Nasılsa Yüksek Mahkeme de Cumhuriyetçilerin elinde. Genelde Türkiye'den bu tip mantık dışı kararları beklerken olayın Amerika'da yaşanması komik. Artık rahatlıkla yobaz ABD diyebiliriz. Evet Amerika, artık sen de yobazsın. Evet, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.